tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı vakaları gerçekten üzerinde çok çalıştığımız, önem verdiğimiz bir konu. Gebeliğin oluşumuna bakacak olursak zaten rahim ve embriyo uyumu ve ikisinin de kaliteli şekilde buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Başarısız olan vakalarda da hem rahim faktörünü iyi değerlendirmek lazım ki bunun için elimizde histeroskopi gibi oldukça etkin bir yöntem var. Sadece bakıp hangi patoloji olduğunu görmüyoruz. Aynı anda tedavi ediyoruz ve bazı rahim gençleştirme işlemlerini yapıyoruz. Kök hücreleri uyarıyoruz. Ek tedavilerle embriyonun tutunmasını artırıyoruz. Öte yandan embriyo kalitesinde de tabii ki yumurta ve sperm faktörünü ele alarak en doğru yumurtayla en doğru spermin birleştirilmesi, sperm seçimi çok önemli. Mikroçip genetik olarak daha kaliteli spermlerin seçilmesi anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bazı vakalarda mikroinjeksiyon sisteminde lazer kullanıyoruz. Büyük büyütmeli mikroinjeksiyon ile en doğru spermi yumurtaya enjekte ediyoruz. Öte yandan yumurta kalitesini iyi değerlendiriyoruz ve gerekiyorsa yumurta kalitesini artıran ön hazırlıklardan sonra işleme alıyoruz ve takipte de daha kaliteli embriyoyu elde etmek için embriyoskop sistemi kullanıyoruz. Böylelikle embriyolar sürekli olarak görüntüleniyor. Doğru embriyo daha net olarak seçiliyor ve dış etkenlerden de uzak bir şekilde sanki anne rahminde doğal bir gelişim oluyormuş gibi daha olumlu bir sonuca ulaşıyoruz. Gereken vakalarda da yine transfer öncesi genetik tanılamayla embriyodan belli bir hücre grubu alınarak aslında artık blastosist dediğimiz son aşamada bunu yapıyoruz. Genetik olarak da sağlıklı embriyoların transferini sağlıyoruz.